Merhaba arkadaşlar. Hastalıklarla ilgili başka bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda muhabbet kuşu neden titrer, neden kabarır, neden ishal olur bunu anlatacağız arkadaşlar. Her zamanki gibi videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar birinci başlığımız muhabbet kuşu neden titrer? Genelde sizin üşüdüğünü düşündüğünüz kuşunuz aslında içsel bir hastalık nedeniyle titremektedir. Bunu düşünmeniz gayet doğal. Her üşüyeni hasta olarak ya titrediğini bundan sebep sunabiliriz. Tabii şöyle bir durum var. Lakin iki hava akımı arasında kalan kuşlarımız kesinlikle yani üşüyorlardır. Bundan yana şüphe yok. Ama şöyle söyleyeyim. Hayvanın tüy yapısı nedeniyle hayvanınız kolay kolay üşümez arkadaşlar. Çünkü genelde bu kuşlar ev sıcaklığında durdukları için veya dışarıda durmadıkları için sizin zannettiğiniz titreme bununla alakalı değil. Bu genelde titreme hayvanın iç hastalığıyla alakalı bir şey. Yani içsel hastalığıyla alakalı bir şey. Biz buna şu anlamı veriyoruz. Hayvanın titremeye başlamışsa, ara ara titremeye başlamışsa kuruma başlangıcı dediğimiz olay gerçekleşmeye başlamıştır. Bunu da anlamanızın en kolay yolu hayvanın titrediğini gördüğünüzde hayvanınızın göğüs kafesine dokunduğunuzda şu göğüs kafesinde bulunan kemiğin hissedersiniz arkadaşlar. Bu ince bir kemiktir. Buradan gayet çok net bir şekilde anlaşılır. Dışarıdan bir görüntü yoktur. Hayvanınız ara ara titrer. Çok sağlıklıdır. Uçar. Yani herhangi bir şey olmaz. Konular size gelir. Oyun oynar. Lakin içsel bir hastalık olduğu için bunu anlayabilmenizin tek yolu hayvanınız titrediğinde ancak anlayabilirsiniz. Peki bu titreme yani içsel hastalıklar nereden geliyor? Daha önceki videolarda bahsettiğim gibi hayvanınıza vermiş olduğunuz sebze ve meyvelerden geliyor arkadaşlar. Bunları tekrardan dediğim gibi sirkeyle kesinlikle dezenfekte edin. Bunları kesinlikle aksatmayın. Peki bunların tedavisi var mı? Yani evde tek kuş için kullanabileceğiniz düzenli daldırı, yumurta, B vitamini bunları kesinlikle hayvanınızı desteklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani hayvanınıza bir şey verirken sağlığını götürmemek için kesinlikle iyi bakmanız gerekiyor tek kuş için. Çok kuş için yani üretimhanede çalışan üretimhanede çok kuş üretenler için tabii bunlar biraz pahalıya gelebilir. Başka ilaçlar da var. Yani veteriner tavsiyesi, insan hastalıklarıyla ilgili tavsiyeli ilaçlar var. Bunları da ilerleyen videolarda söyleyeceğiz. Ev üreticileri için yani evde bir veya iki kuş olanlar için bu ilaçlar pahalı gelebilir. Yani biraz bir kuşa yıllarca yetebilecek ilaçlar. Ama bir üretimhanede örnek veriyorum 5-6 ayda bitebilecek bir ilaçtır arkadaşlar. O yüzden şimdilik size evde kullanabileceğiniz en net çözüm dediğim gibi sebze ve meyvelerinizi sirkeyle yıkayın. Düzenli dalları verin. Yumurta ve B vitamini takviyesi yapın. B vitamini diye sorarsanız insan B vitamini de olabilir. Çok az ölçüde pet shoplara satılan normal B vitamini de verebilirsiniz arkadaşlar. Ölçekli verin. Satıcı kişiyle konuşun veyahut da veteriner kişiyle konuşun. Ne kadar oranda verelim, sudan ne kadar koyalım diye. Onlar size zaten yönlendirecektir arkadaşlar. Benim tavsiye edeceğim B vitaminleri olacak. Bunlar üretime başlarken adlı videomuzda bunu anlatacağım. Evde tek kuş bakanlara belki pahalı gelebilir bu ilaçlar. Ama normal üretim yapanların bunu almak zorunda olduğunu açıkçası söyleyebilirim. Çünkü hayvanların bu ihtiyaçları var. B vitamini sağlamaları gerekiyor. Evde tek kuş olanlarda bunu meyve ve sebzelerden B vitamini sağlayabilirler arkadaşlar. Tabii hayvanınız kabarmadan ve ishal olmadan önce B vitamini vermeniz gerekiyor. Eğer kabardıktan sonra ve sel olduktan sonra bunu veriyorsanız hayvanınızı daha fazla ileri hasta edebilirsiniz. Bu titreme ve kuruma hastalığı için geçerli arkadaşlar. İlaç önerisini ilerleyen videolarda yapacağız arkadaşlar. Sizler de kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. İkinci başlık neden kabarır arkadaşlar? Arkadaşlar bu hastalığın ana sebebi hayvanınızın daha önce titrediğini gördünüz ve bir uygulamada bulunmadınız. Titremenin bir sonraki ileriki vakası. Hayvanınız eğer kabarmışsa artık yem yeme veriminden düşmüştür. Su içme veriminden düşmüştür. Yani bir sonraki titremeden sonraki bir sonraki hastalığa geçmiş demektir arkadaşlar. Bunun için ne yapabiliriz? Arkadaşlar tek kuş için benim önerim bir adet kafesiniz olsun. Boş bir kafesiniz. Kendi kuşunuzun kafesi de olabilir. Bir adet streç olsun arkadaşlar. Evde bizim kullandığımız naylon streç. Kafesinizin etrafını sarabilirsiniz. Yani kapatabilirsiniz, muhafaza edebilirsiniz. Bir adet de arkadaşlar elektrikçiden
tedarik edebileceğiniz, benim size bulabilirsem resimle göstereceğim tekli elektrik kabloları var. Ucuna yüzlük ampul bağlanıyor. Bu ampulü kafesinizin içine koyuyorsunuz arkadaşlar. Kafesinizi strese sarıyorsunuz. Çok aşağıya kadar indirmeyin. Kafesin üst tarafında lamba durabilir. Yüzlük bir ampul tekli. Tek prize girebilecek bir fiş. Arkadaşlar kafesinize bir ekipman yapın. Ben eğer size örnek bulabilirsem resim olarak örneklerde göstereceğim. Onun haricinde dediğim gibi bir kafes, bir streç film, bir de yüzlük ampul takabileceğiniz duylu ve prizli bir aparat arkadaşlar. Elektrikçinizden tedarik edebilirsiniz. Yani bir nevi hasta kabini yapıyoruz. Üreticilere tavsiyem hasta kabinlerini kesinlikle üretim halinde bulundursunlar. Üretim haliniz olmayanlar için genelde evimizde streç film vardır. Kafeste eğer ikinci bir kafesiniz yoksa kuşun kendi kafesini sarıp sadece yem yerini, su yerini ve hayvanın hava alabileceği küçük bir alanı açıp içine lambayı da koyup arkadaşlar lamba kafesin içinde kalacak. Yani streçin içinde kalacak şekilde koyup hayvanın ısısını yükseltebilirsiniz. Çünkü hayvanınız kabardığında kesinlikle güçten düşüyor arkadaşlar. Kendini ısıtmakla mı yoksa hastalıklara uğraşmakla mı hangisi arasında kalıyor. O yüzden biz ısıtmayı sağlıyoruz. Hayvanınız da hayvanla mücadele ediyor arkadaşlar. Bunun haricinde evde size önerebileceğim ücretsiz yani para verip kullanmayacağınız arkadaşlar kaynamış pirinç suyunu soğutup hayvanınızın suluğuna koyun. Hayvanınız içsin arkadaşlar. Bu da kabarmayı kısa yolu çözecektir. Eğer hayvanınız çok ileri derecede ishal olmamışsa yani kabarmamışsa ama şöyle söyleyeyim bu tedaviyi uyguladığınızda yani hayvanınıza bir ışık vasıtasıyla ısı sağladığınızda arkadaşlar hayvanınız zaten direkt kendini toparlamaya başlayacaktır. Buradan sonra dediğim gibi evde kullanabileceğiniz ilaç olarak çözüm var diyoruz arkadaşlar. Bunu da genelde üretici arkadaşlar kullanıyorlar. Çünkü örnek veriyorum bugün 250 TL bir ilacın tanesi. Bunu alıp yani yıllarca kullanımız olabilir. Çünkü tek kuş için çok fazla oluyor arkadaşlar. Genelde küçük tüplerde oluyorlar. Ama fazla gelir derse ama alıp kullanabilirsiniz. Haftada bir gün en azından suluna katabilirsiniz. Veyahut da veterinerlerinizin verebileceği daha düşük oranda ishal ilaçları olabilir. Peşoplardan kullanabilirsiniz. Kesinlikle hayvanınız kabarmadan önce bence ishal ilacı kullanın arkadaşlar. Hayvanınıza da yararlı olur. Açık konuşmak gerekirse. Arkadaşlar üçüncü başlığımız neden ishal olurlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu da daha önceki başlıklarla yani titreme ve kabarmanın en son halidir arkadaşlar. Artık hayvanınız çok sulu dışkı bırakmaya başlayacaktır. Yaptığı dışkı kesinlikle sulu olacaktır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hayvanınızın dışkısı kuruysa yani yeşil içi beyaz muhabbet kuşlarında böyledir. Bu renkse arkadaşlar yani koyu yeşil de olabilir. Açık yeşil de olabilir ama kuru koyu yeşilse arkadaşlar resimde de ben size göstereyim. Bir adet şu an gördüğünüz resimde arkadaşlar. Bu şekilde korkmanıza gerek yok. Bunun haricindeki her türlü dışkı rengi kesinlikle problemlidir arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim size. Kesinlikle bunu aksatmayın. Çünkü çoğu hastalığı biz dışkıyla anlıyoruz. Eğer hayvanınızın beyaz bir dışkısı varsa bağırsaklarla ilgili bir problem vardır. Ben bunu genelde sirkeyle çözüyorum. Veyahut da yurt dışından getirdiğim kendi ilaçlarım var. Ben bunları kullanıyorum arkadaşlar. Bunlar pahalı bir ilaçlar. Ev üreticilerine de zaten ben bunu öneremiyorum. Çünkü tek kuşa bu kadar maliyetli bir ilaç biraz fazla gelebilir arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi evde sizin yapabileceğiniz şey sebze ve meyveleri iyice dezenfekte edin. Yani sirkeyle. Genelde bunun neden olduğu şeyler ilaçlı yemler, dalgadaki ilaç, kuşun evdeki çiçekleri yemesi, iki açık pencerenin veyahut da iki açık kapının arasında kalan rüzgar durumunda genelde ishale sebep olabiliyor arkadaşlar. Ama ekseriyette yediği yiyeceklerden kaynaklanan hastalıktır arkadaşlar ishal hastalığı. Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle ishal olan bir hayvan kolay kolay ölmüyor arkadaşlar. Ama siz müdahale etmezseniz yani hayvanı kendi haline bırakırsanız genelde bu hayvan kendiliğinden ölebiliyor arkadaşlar. İshal yani çok böyle ağır bir hastalık değildir. Bir anda böyle götürmez. Ama zamanla tedavi edilmediği sürece hayvan kendi kendine yani bunu tedavi edemeyeceği için ölüm sürecine girecektir. Bunu aksatmayın arkadaşlar. İshal olmasının başka bir sebebi de stres yapabiliyor arkadaşlar. Yanında dişisi vardır.
dişisini almışsınızdır, strese girmiştir. Erkeği vardır, erkeğini almıştır, strese girmiştir. Bu konuda da hayvanınıza muhabbet kuşu ses videomuzu açabilirsiniz. Muhabbet kuşunuz en azından stresten çıkarmak için yararlı olacaktır. Evde ishal olmuş bir hayvanınıza en acil sağlayabileceğiniz tedavi yöntemi, tekrardan söylediğim gibi arkadaşlar, kaynamış pirinç suyunu soğutup hayvanın suluğuna koyup bunu içirebilirsiniz arkadaşlar. Normal soğuk bir şekilde, yani ılıdığı zaman, soğuduğu zaman bunu hayvanınıza içirin. Hayvanınızı başlıca tedavi yöntemine başlamış olursunuz. Daha sonra diyorsanız ki ben evde bir ilaç kullanmak istiyorum arkadaşlar, bunu da size önerebileceğim. Arkadaşlar tetramatezin var kullanabileceğiniz, yani bugün veterinerlerden bulabileceğiniz. Bu ilacı genelde üreticiler kullanır, ben de kullanıyorum. Varsa yakınınızda veteriner, alıp evinize bir kenara koyup, yani bir dolapta veyahut da bir oda sıcaklığında, yani çok sıcak olmayan bir yerde, yani aşağı yukarı 6-7 dereceli gibi ya da 10 dereceli gibi, böyle bir normal ısılı bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Ama dolabınız varsa dolabının buzluğunda değil de normal bir yerinde bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi genelde hayvanların dışkılarına göre biz bunları söylüyoruz arkadaşlar. Hayvanların dışkılarıyla ilgili videoda çekeceğiz arkadaşlar. Bu videodaki hangi dışkı sizin hayvanınıza aitse bunu kesinlikle hayvanınıza uygulayın ve tedavi edin önerisini vereceğiz. Bizim kendi hayvanlarımız, yani şu an Sultan Papağanların ve muhabbet kuşlarımızın dışkıları kuplu arkadaşlar. Bunun sebebi de gerçekten iyi bakım yapmamızdır. İyi bakım yaptığınızda hayvanlarınız sağlıklı oluyor arkadaşlar. Yavru almak isterseniz de hayvan o zaman size yavru veriyor. Veyahut da sizde ilgilenmek istediğinde kesinlikle ilgileniyor arkadaşlar. Bunun haricinde sağlıklı bir hayvan bakmış oluyorsunuz. Yoksa normalde yeminin suyunu verelim, evde dursun gibi kötü bir alışkanlık olmuş oluyor. Bunu da yapmayın arkadaşlar. Eğer bir kuşa gerçekten bakacaksanız, değer verecekseniz, kesinlikle size tavsiyem hayvanınıza az da olsa iyi bakmanız. Ben çok farklı fiyatlar, yani yüksek maliyetlerde size hayvanınıza bakmanızı önermiyorum. Size verdiğim genelde hep zaten ücretsiz sağlayabileceğiniz şeyler. Yani örnek veriyorum, bir hasta kabini bugün yüksek maliyetleri var. Ama benim size önerdiğim kafes, streç, ısı lambası, bunlar çok uygun maliyete gelebilir arkadaşlar. Genelde streç ve kafes zaten kuşumuz olduğu için evimizde var. Tek almanız gereken bir 100 wattlık çalıştıracak bir aparat arkadaşlar. Bunu kafesinize monte edip siz de hasta kabininizi yapıp hayvanınız hasta olduğunda bunu hayvanınızın içine atıp hayvana mücadelesinde yardımcı olun arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.